Dakikalar içinde antik dünya başlıyor. Milattan önce 10.000'den itibaren Neolitik devrimin dünya çapında etkili olmasıyla avcı toplayıcılıktan tarıma dayalı yerleşik yaşama geçiş, birbirinden bağımsız 6 büyük medeniyet ortaya çıktı. Bunlar Mezopotamya, Mısır, İndus Vadisi, Çin, Ant Dağları ve Mezoamerika'daydı. Tarihçiler medeniyetin ne anlama geldiği üzerine tartışır. Ancak birçoğu bunun kasaba ve şehirlerin kurulup aralarında ticaret yapılması, yönetim ve dini faaliyetlerle uğraşan seçkin sınıfın ortaya çıkışı ve yazının kullanımıyla ilişkili olduğu konusunda anlaşır. Tarım faaliyetleri insanları kültürel yaşama girme ve ticareti yönetme özgürlüğüne kavuşturan gıda fazlasına imkan sağladı. Kimileri gücün kullanımını kontrol eden ve tekelleştiren merkezi bir otoriteyi yani devleti kabul edene ve metal işleme becerilerini geliştirene kadar insanların medenileşmediğini iddia eder. Başka bir ana unsur da ilk başta mevsimleri takip etmek ve ekim döngülerini planlamak için matematiğini ve tapınaklar, sunaklar, saraylar inşa etmek için geometrinin ortaya çıkmasıdır. Mısır'ın modern Luxor kentinin yakınlarındaki düzlükte yer alan Firavun 3. Akhenaton'un devasa heykelleri medeniyetlerin örgütleyici gücünün kanıtıdır. Yaklaşık M.Ö. 10.000'den başlayarak 5.000 yıllık bir dönem boyunca dünyadaki birçok insan avcı toplayıcı yaşam tarzından hayvan gütme ve tahıl yetiştirmeye dayalı bir yaşama geçti. Süreç bereketli hilal, Nil Deltası'ndan modern Ürdün, Suriye, Güney Türkiye ve İran bazı bölgeleri boyunca uzanıp insanların keçi, domuz, koyun yetiştirdiği ve buğday ektiği yerde başladı. M.Ö. 8.000 civarında Güney Çin'deki Yangtze ve Hindistan'daki Ganj nehirleri vadilerinde pirinç yetiştiriliyordu. M.Ö. 6.000'e gelindiğinde tarım Avrupa'ya yayıldı. İlk olarak Girit'teki Knossos ile Yunanistan anakarasında ve kısa süre sonra da Balkanlar'da görüldü. Amerika'da ise Orta Amerika'da mısır ekilip biçilirken M.Ö. 5.000'de Orta Ant Dağları'nda patates yetiştirildi. İlk başta çiftçiler toprağı el sabanlarıyla sürdü. Ancak M.Ö. 6.000'e gelindiğinde ekin verimini büyük ölçüde artıran tırmıklı sabanı çekmek için evcilleştirilmiş öküz kullanmaya başladılar. Bilinen en eski sürülmüş tarla İndus Vadisi'ndeki Kalibanga'dadır ve yaklaşık M.Ö. 3.000'e tarihlenir. Tarımın sağladığı gıda fazlası insanların yiyecek aramak dışında da zaman geçirmesine imkan sağladı. Bireyler belli bir konuda uzmanlaşmak hususunda da özgürdü ve kilit uzmanlık alanlarından biri rahiplikti. İnsanlarda başlarından geçen doğal afetler, ürünlerin sel ya da yangınla mahvolması, depremler, tsunamiler ya da tutulmalar veya sevdikleri birinin aniden ölümü muhtemelen görünmeyen güçlerin iş başında olduğu düşüncesini oluşturdu. İşte rahipler, tanrıların, ataların veya doğa güçlerinin lütfunu kazanmak için kurban adama ve benzeri ritüelleri gerçekleştiren kişilerdi. Birçok erken dönem kültüründe felaketleri önlemek ve güneşin doğması gibi günlük olayların sürmesini sağlamak için bazı ritüellerin kusursuz bir biçimde yerine getirilmesi gerektiğine inanılırdı. Örneğin Hindistan'ın Vedik rahipleri kutsal ilahilerin sözlerini ezbere bilirlerdi. Ayrıca sunak inşa etmek ve hayvan kurban etmek konularında da uzmanlardı. Diğerleri şamanizmi izlemeye devam etti. Şamanlar ruhlarla iletişim kurduklarını ve ölülere öbür dünyaya giderken eşlik ettiklerini iddia eden şifacı ve ruhani uzmanlardı. Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'deki monolitlerin M.Ö. 10.000 ila 9.000. Yıllara ait olduğu tahmin ediliyor. Dakikalar içinde antik dünya devam edecek.